Evet ben Nemo yine karşınızdayım Sayın izleyiciler Ortadoğu ve Balkanların en hızlı Spoiler paylaşımcılarından biri Olarak yine karşınızdayım Gerçekten Sayıyı kendim de okumadım ama sayının özeti düştü Yaklaşık 2-3 dakika önce Işığı açmam mikrofonu açmam işte çopuru konumlandırmam Vesaire e, 2-3 dakikamı aldı ama hemen Ben de videoya girdim e, O yüzden bu hızın Hıza teşekkür etmek için emeğe saygı olarak videoyu beğenir ve like atarsanız çok sevinirim. Detaylı özeti 1100. sayının merakla beklenen 1100. sayının detaylı özetini sizlerle paylaşıyorum. Like atmayı, yorum atmayı ee, unutmayın. Kanalı izleyen 10 kişiden 7'si abone değil, abone olmayı da kanalı seviyorsanız, beni desteklemek istiyorsanız unutmayın. Yeni mikrofonumuzla beraber ilk özet videomuzda beraberiz. Evet. Sayının adı Teşekkür Ederim Bonnie. Sayı 17 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Ee, i̇lk sayfada yani coverda bir izleyici, okuyucu isteğini görüyoruz. Usopp'un Sanji'ye baktığını işte şey keserken, sebze keserken Usopp ninjini hatırlıyor. Pimanı ve Tamanegi'yi hatırlıyor. Bu vegetables'lara bakarken yani sebzelere bakarken. Sayı Önceki sayının bittiği yerde başlıyor. Bu Redon'un bu başlangıçları beni benden alıyor. Abi tamam yani bir önceki sayının bittiği yerden başlıyor. Ne demek Redon ya? Yani. Ee, Kizaru. Vegapunk'ın laboratuvarını ziyaret ediyor. Burada e, bazı marinler var. Drake var. Onu, kova, onu kovalayan diyorum yani. Onu takip eden Drake var arkasında. Böyle yapınca da çopurum gözükmüyor. Şöyle yapalım biraz bari. Ha tamam. Ee, Drake'in onu kovalayan marinlerden yani onu takip eden marinlerden biri olduğunu görüyoruz. Burada Drake olması bence ilginç bir detay. Çünkü Drake'in Sword ekibinden olduğunu biliyoruz. Acaba Kizaru da ekipten biri mi? Akıllara bu geliyor. Çok uyumlu gelmemekle beraber onlardan biri mi ya da onun yanına özellikle verilmiş bir isimi bunu öğrenmek lazım. Bakalım ne zaman öğreneceğiz. E, Vegapunk'ın bu e, binaya yeni taşındığını öğreniyoruz e, Punk Hazırt'taki e, patlamadan sonra. E, bu yüzden e, odada bir e, ajan dendenmiş olduğunu fark etmiyor. Kizaru, e, Satürn'ün dendenmiş hisini getiriyor. Çünkü o Vegapunk'la konuşmak istiyor. E, ve Satürn... Farkında olduğunu söyle Vegapunk'ın illegal bir şekilde korsanlarla konuştuğunun farkında olduğunu söylüyor. Ama e, tabi Kuma muhteşem bir klon, ol, host olduğu için yani muhteşem bir denek olduğu için bu klonlar için. Satürn bu şeyi kabul ediyor, bu anlaşmayı kabul ediyor. Bunu görüyoruz burada. Ama Satürn'ün 3 tane ekstra şartı olduğunu öğreniyoruz. Kum, biliyorsunuz Vegapunk'ın istekleri e, onu host yapmaktı. İşte Cyborg'a çevirmek. Bunun karşılığında Bonnie'yi şey yapacaktı. iyileştirecekti. Ama burada Satürn 3 ekstra şey istiyor. Bunlardan birincisi Kuma'nın Shichibukai olması. Wow! Çok ilginç. Bak. Kuma'nın Shichibukai olmasını istiyor. Çünkü birkaç gün evvel adı bilinmeyen bir Shichibukai Ace tarafından yenildiği için yani Ace bir çibukayı indiriyor. Bunu biliyor muyduk biz? Yani belki biliyor olabiliriz. Sanki böyle biraz anımsadım ama bilmiyor da olabiliriz. Bu da ilginç bir bilgi. Kuma'nın bir insan silah haline gelmesini istiyor. Ve cyborg ameliyatına e, uğramasını istiyor. Ve e, Kuma'nın zihninin bu ameliyattan sonra tamamen silinmesini istiyor. E, Vegapunk buna sinirleniyor. Çünkü yani bir cyborg'a dönüştürüp onun beynini silmenin bir insan öldürmek olduğunu düşünüyor. Ama Satürn ona bir cevap veriyor. Diyor ki sen benimle tartışacak seviyede değilsin diyor Vegapunk'a. Ve ona marine scientist diyor. Yani denizci bilim adamı diyor. Ama ee, kuma mutluluktan ağlıyor. Çünkü sonunda Bonnie'yi kurtarabileceğini düşünüyor. Bu yani Kuma'nın bu hareketleri beni benden alıyor gerçekten. Vegapunk Bonnie'nin Bonnie, nin, Bonnie nin ameliyatının 6 ay süreceğini söylüyor. Ee, ve bir yılda e, dinlenmesi gerektiğini dışarı çıkmaması bir dışarı çıkmadan önce bir yıl dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan Kuma'nın ameliyatında 2 yıl süreceğini söylüyor. Olaylara bak 2 yıl diğeri de 1 yıl. Wow. Satürn Bonnie'nin kendilerinin rehinesi olacağını söylüyor. Ve eğer Bonnie'nin iyileşirse Kuma'nın onunla beraber kaçacağını söylüyor. O yüzden Bonnie'nin 6 aylık tedaviden sonra dünya hükümetiyle beraber 1 yıl kalacağını söylüyor. Dünya hükümeti Bonnie'yi e, Vegapunk, kumanın beynini, zihnini sildikten sonra serbest bırakacak anlaşma bu. Ve bununla e, bunların beraber kaçmasını, Kuma ile Bonnie'nin beraber kaçmasını engelleyeceğini söylüyor. Ve Kuma e, tekrar Bonnie ile görüşmeye ya izni olmayacak o 6 aydan sonra. Kuma Satürn'ün Şartlarını kabul ediyor ee, ama e, o da bir teklifte bulunuyor. Diyor ki eğer ki Bonnie diyor bu ameliyattan sonra 6 aylık tedaviden sonra diyor ben sorbete bırakabileceksem diyor olur diyor. Ve e, yani evet bu bilgilere edinmesini istiyor. Satürn kabul ediyor. Dünya hükümetinin gözü altında e, olabileceğini söylüyor. Ha, dünya hükümetinin gözü altında herhangi bir yerde olabileceğini söylüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar yani sayı o kadar sıcağı sıcağına ki yani ben kendim şu an çeviriyorum bir yandan. İngilizce yani önümdeki yazı şu anda. Bu anlaşmadan sonra Kuma, Bonnie, Vegapunk ve Sentamoru'nun beraber zaman geçirdiği bir e, sahne görüyoruz. E, 6 ay boyunca işte birbirlerine beraber vakit geçiriyorlar. Bir yandan Kizaru da onlara çok yakın. Beraber pizza partisi yaptıklarını, dans ettiklerini falan görüyoruz. Bonnie ve Kuma'nın ameliyata girdiğini görüyoruz. Yani mesela işte Kuma'nın omuzlarını değiştiriyor bir şey yapan o tarz şeyler. Bonnie'nin 6 aylık ameliyatı bittikten sonra ee, sorbet krallığına geri dönüyor. Bu arada şöyle bir detay eklemek istiyorum yani bu bir yerde yazıyor falan değil arkadaşlar ama. Kizaru'nun onlarla beraber vakit geçirmesi e, ve Vegapunk adasında da hani Vegapunk'ı öldürmek istemiyor gibi davranmasının bence yani sebebi bu olabilir yani. Beraber geçirdikleri zaman bir dostluk oluşması. Bu da ilginç. Kizaru'nun hiç insani yönünü görmemiştik neredeyse. Burada bir insani yönünü göreceğiz. Bu da ilginç. Evet devam ediyorum. Evet. 6 ay sonra Bonnie'nin ameliyatı bittikten sonra Sorbet Krallığı'na geri bırakılıyor. Connie ve diğerleri onu selamlıyor. Connie beyaz şapkayla diyor. Sabody'de Bonnie'nin giydiğine benzer bir şey beyaz şapka bu. Bonnie kilisede yaşıyor başka yıl. İşte Medical team'in yani sağlık ekibinin koruması altında. Ama bütün sağlık ekibi ajan yani. Cyper 8 e, yani. SP 8 yani. Bu nasıl okunuyor Japonca bilmiyorum. E, adı da Alfa'ymış e, başlarındaki kişinin ve çok seksi bir hemşireymiş kendisi. Wolfkine Wolf. Olsa da görsek şimdi. <laughs> Neyse. Kuma e, Bonnie'ye son sözleriyle veda ediyor. Çünkü yani Bonnie, Bonnie de gülüyor buna. Çünkü Kuma'yı bir daha hiç görmeyeceğini bilmiyor Bonnie. Yani burası biraz hüzünlü bana kalırsa. Hani gülümsüyorum ama biraz hüzünlü. Kuma diyor ki doğduğun için çok mutluyum Bonnie diyor. Arkadaşlar burada çok ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz bu sayıda Eski Shichibukai da gözükecek ve Ace de gözükecek. Şimdi birazdan Ace gözükecek hatta. Ace gözükmeden hemen önce doğduğun için çok mutluyum demesi Kuma'nın Bonnie'ye bence çok anlamlı. Çünkü bu söz aslında sadece Kuma'dan Bonnie'ye söylenmiş bir söz değil. Bu söz aynı zamanda Ace'in ben doğmalı mıydım İyi ki doğdum mu yoksa doğmamalı mıydım sorusuna Roda tarafından verilmiş bir yanıt aslında bu. Ve çok ince bir nokta yani. Birazdan Ace'e geçiyor sahne. Çok teşekkür ediyorum H.R.O'da bunun içinde. Kuma denize açılıyor ve Shichibukai olarak yeni görevine başlıyor. Ee, i̇şte bu Shichibukai oluşuna Kuma'nın diğer insanların tepkilerini görüyoruz. Doflamingo'yu görüyoruz. Kumadit Tiran diyor. Yani kuma, tiran, Tirankuma. kuma. Ee, görünüşe göre başka bir kötü adam daha var tarafımızda ha, ha, ha falan diyor. Looks like we have another plane in the line demiş. Yani öyle çevirebiliriz. Miss All Sunday ilgini çekti mi diyor. Krokodil benim için fark etmez diyor. Eee... Yapay yağmur gemisinde gördüğün adamlar, oğlanlar, çocuklardan kurtuldun mu?" diyor Crocodile. Burada neyi kastediyor çok anlayamadım. Muhtemelen hikayeye bir gönderme ama çok anlayamadım. Alvida hmm, Alvida burada diyor ki ilginç bir şekilde diyor o diyor Whitebeard'a e, yani beyaz sakala yani tahminen diyor beyaz sakala yakın bir boyutta kendisi diyor. Sence hangisi güçlüdür Kobi diyor. Ben mi o mu diyor. Kobi de burada şey diyor. Tabii ki sizsiniz Alvida, Sama aaa! falan yapıyor burada. Velet Kobi'yi görüyoruz burada. Beyaz Sakal'ın gemisinde Ace ve Jimbe'nin kuma hakkında konuştuklarını görüyoruz. Beyaz Sakal'la beraber. Marco ve... Marco Teach. Beyaz Sakal. Ace, Jimbe, Ace, Jimbe. Aa, arkasından gelen seçilmiş bile. Harika diyor burada. Çünkü önceki neyi sindirmiş biliyorsunuz. Konuşulması gereken sensin Ace diyor Jimbe burada. Şu anda onu okuyorum diyor. Eski bir kral diyor. aramızda diyor bir kral da var diyor. Pirate World sure has changed. Korsan krallığı şüphesiz değişecek diyor. Hankook'u görüyoruz. Ee, tepkisi de bununla yapacak hiçbir şeyim yok diyor. Ben yani bu beni ilgilendirmez diyor. Bununla yapacak hiçbir şeyim yok derken bu beni ilgilenmez. Ben zaten katılmıyorum toplantılara diyor cevap olarak. Gloria olsa da şey diyor. Yılan prenses bekleyin diyor. Ee, katılmasanız bile diyor bunu bilmelisiniz diyor. Moria'nın güldüğünü görüyoruz burada bir patili bir insan mı diyor. Bu nasıl bir güç diyor. Dragon'u görüyoruz ama Dragon hiçbir şey söylemiyor. Sadece bir ifade var. İfadeyi de açıklamamışlar. Yani Dragon'un da ilginç bir şeyi olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz. Sayının sonunda çok ilginç bir bilgi var. Çok ilginç bir durum var. Onu da paylaşalım ve sayıyı bitirelim yavaş yavaş. Bu durumdan montajdan sonra Kuma'nın Bonnie'ye bir mektup yazdığını... Ee, ve bu mektupta işte adaları gezdiğini... Belki bir gün beraber... Yolculuk yapabileceklerini... Gelecekte bir gün yolculuk yapabileceklerini söylediği bir mektup yazıyor. Kuma aslında Bonnie'ye veda ediyor bu mektupla. Ee, çünkü hafızası siliniyor. Biliyorsunuz. Ama yine de mektubunda hani kızı üzülmesin diye... Böyle bir şey söylüyor ve... Yani hiçbir şey söyleyemem gerçekten. Son sayfada Teenage Luffy'yi görüyoruz. Hemen denize açılmadan önce. 17 yaşında denize açıldı yanılmıyorsam. Ace ve Luffy ikisi de. Aralarında da 2 yıl mı vardı? 3 yıl mı vardı? Öyle bir şey vardı. Yani Ace denize açılmış. Beyaz sakal korsanlarından biri olmuş. Ama Luffy olmamış henüz. Bu da yaklaşık 2 yıllık zaman atlaması var. Ondan önce de 1-2 yıl öncesinde tahminen yani şu an günümüzden One Piece evrenindeki günümüzden 3-4 yıl öncesinde tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Ee, Luffy'nin güldüğünü ha bu çılgınca dediğini görüyoruz. Son panelde Kuma'nın gemisinin Fushi Adası yani adasına yani Luffy'nin adasına ulaştığını görüyoruz. Kuma Denden Mushi'den bir çağrı alıyor. Ee, ve bir Government ajanının yani bir Pol ajanının muhtemelen e, tahminen söylüyorum. Direkt dünya hükümetine çalışan, direkt Gorosei'lere çalışan bir ajanın. Bartolomeo Kuma, senin için, hükümet için bir görevlendirmemiz var, bir emrimiz var. Şu an tam olarak neredesin dediğini görüyoruz. Kuma burada doğruyu söylemiyor. Yani Fushi adasındayım demiyor. Niye Fushi adasında olduğunu da bilmiyoruz. Sadece orada olduğunu görüyoruz tahmini bir durum Luffy ile alakalı olabilir, Dragon ile alakalı olabilir ama yorumlarda bir arkadaş demiş ki Dragon'un nereli olduğunu, nereye e, nereden geldiğini Ivanko bile bilmiyordu. Neden kuma bilsin tarzı bir çıkışı olmuş. Tabii ki bu da yanlış bir çıkış değil, mantıklı bir çıkış. Luffy için olabilir, meyve için olabilir. E, çünkü biliyorsunuz kumanın ciddi bir Nika hayranlığı var. Ve Nika da Luffy aslında. Bunu muhtemelen Kuma biliyordu. Bu meyvenin peşinde de olabilir. Bu kişinin peşinde de olabilir. Bu kişiyi tanımak istemiş de olabilir. Ee, ama ben şunu anlamadım. Yani ilk baştaki Kuma'nın zihni tamamen silinmemişti. Buradaki anlaşmaya göre zihni silinmesi gerekiyordu. Acaba ben mi yanlış anladım? Onu siz düzeltirsiniz. Kuma burada East Blue dayım emriniz nedir diyor ve sayının bittiğini görüyoruz. Eee haftaya ara yok. Ee, ve 1101. sayıda bir color spread olacak Yani iki sayfalık bir çizim olacağını söylüyor Burada spoiler sağlayıcı Tabi bugün günlerden daha henüz Yani Almanya'dayım ben şu anda Tabi biliyorsunuz Salı yani çarşamba bile değil Muhtemelen spoiler Pazartesi salı gibi da Perşembe cuma gibi düşer diye düşünüyorum Sayı bu şekilde arkadaşlar. Hani ben elimden geldiğince hızlı şekilde sizle paylaşmak istedim. Chopper da bana yardımcı oldu bu konuda. Ee, arka plan arka plan. Buraya da bir arka plan eklemeye çalışacağım. Bakalım. Yani bir şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Siz de like atarak, işte yorum yaparak, fikirlerinizi paylaşarak bir şekilde kanalı canlandırmama yardım ederseniz, etkileşim verirseniz çok sevinirim. Videonun başında da söyledim her 10 kişiden 7'si abone değil. En azından e, bu sayıyı 5'e düşürsek yani 10 kişiden 2'si daha abone olsa 3 e abone zaten 2'si daha abone olsa. 10.000'leri 10 görsek şu o büyük 10.000 çekilişini de yap, yapsak güzel olur. Tabi kitaplar mangalar Türkiye'de ama bir şekilde Türkiye'ye gittiğimde yaparım diye düşünüyorum. Hani e, bu şekilde planlarım var yayınlar olsun, videolar olsun devam etmeyi planlıyorum. Sizler de destek olsanız çok sevinirim. Ee, abone olan arkadaşlardan da bir dileğim var. Bildirimleri açın lütfen. Çünkü asla yani Yayın açtığımızda 5-6 kişi oluyor bazen. Ve e, çok motive edici olmuyor bu sayı. Yani 15-20'leri görsek şimdilik en azından çok güzel olur diye düşünüyorum. En azından kanalı canlandırsak bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Bu sizden ricamdır yapanlara. Teşekkür ederim. E, ne dedik? Like atarsanız, be videoyu beğenirseniz like atmayı Kanalı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. E, hayatınızdaki her şeyin güzel olması dileğiyle güzel olması dileğiyle iyi yönde gitmesi dileğiyle cümleyi kuramadık. Ee, bir One Piece videosunda daha, bir videoda daha, bir yayında daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.